Bir işe başladığında, daha hiçbir şey yok genelinde, yani sadece hayal ettiklerinle yola çıktığın o ilk anda sonunda başaracaklarını planlayabiliyorsan, bu işini ciddiye alıyorsun demektir. Zihninde şekil verdiğin gelecek bir süre sonra karşında duruyorsa ve onu görmek sana gurur veriyorsa, işini aşkla yapıyorsun demektir. Tahminlerin hesaplarda karşına çıkıyor ve birileri sana her zaman güveniyorsa, her detayı düşünüyorsun demektir. Ve tüm bunları yaparak geçen yıllar yarım yüzyılı aşmışsa, artık hem kendin, hem tüm kullanıcıların, hem de değer kazandırdığın ülken için doğru işler yapıyorsun demektir. Bir koç topluluğu şirketi olan Otokar, bugün Sakarya'da 552 bin metrekarelik dev bir alanda tasarlıyor, geliştiriyor, üretiyor. %100 milli ve yerli sermayeli Otokar, 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor, Türk mühendisinin kabiliyetini, Türk işçisinin emeğini dünyaya gösteriyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak tedarik zincirinden satışa ve satış sonrası hizmetlerine kadar her aşamada mükemmellik için çalışıyor. Esnek yaklaşımlarıyla ihtiyaç ve beklentilere özel ürünler ortaya koyuyor. Dünyanın farklı ülkelerinde aktif görev yapan 30 bine yakın askeri araçta Otokar imzası var. Türkiye'nin kara sistemleri üreticisi ve ülkemizin en büyük özel sermayeli savunma sanayi şirketi olan Otokar, Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay'ın ana yüklenicisi olarak da öne çıkıyor. Otokar, ağırlıkları 60 tona kadar ulaşabilen taktik tekerlekli ya da paletli zırhlı araçlar ve bunların kule sistemlerini farklı görevlere uygun olarak tasarlayıp üretiyor. Savunma sanayi için hayati öneme sahip bu yüksek kabiliyetli araçların tümü için büyük bir ekip çalışıyor ve tasarım aşamalarından görev anına kadar tüm süreç bu dev tesiste tamamlanıyor. Otokar, lojistik sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere de çalışıyor. Trailer alanında frigorifik araçlardan tenteli araçlara, ADR sertifikalı tankerlerden konteyner taşıyıcılarına kadar geniş bir ürün gamına sahip. Uyguladığı yeni teknolojilerle öncü konumunda. Otokar, taşımacılık sektörü için hafif kamyon üretimi de yapıyor. Otokar kamyonları yüksek taşıma kapasitesi, dayanıklılığı ve farklı üst yapı seçeneklerine uygunluğuyla öne çıkıyor. Türkiye'nin ilk şehirler arası otobüsünü üreterek ülkemizi modern toplu taşımacılıkla buluşturan Otokar'ın otobüsleri bugün başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanında yolcu taşıyor. 7 metreden 19 metreye kadar birçok uzunlukta otobüs üretiyor. Kent yaşamının önemli parçaları olan şehir içi otobüsleri ya da turizm ve servis taşımacılığına uygun otobüsleriyle kullanıcı beklentilerini gerçeğe dönüştürüyor. Alternatif yakıtlı, çevre dostu araçlar konusunda da Türkiye'nin ilklerine imza atıyor. Otokar, fikri hakları kendisine ait çok sayıda araca sahip. Bunu desteklemek ve güçlendirmek, müşterilerinin ihtiyaçlarına eksiksiz karşılık verebilmek için araştırma ve geliştirmeye sürekli yatırım yapıyor. İlklere imza atmayı, öncü olmayı şirket felsefesi olarak benimsemiş bu güçlü yapı, bugün Türkiye'nin ve Avrupa'nın sayılı test merkezlerinden birine sahip. Otokar, Türkiye'de ve dünyada müşteri memnuniyetine verdiği önem, esnek üretim anlayışı ve çözüm üreten yaklaşımlarıyla yol alıyor. Yarım asır önce başladığı yolculuğunu, bugün 2000'i geçen çalışanı ve binlerce iş ortağıyla sürdürüyor. Fark yaratan ürünlerle ülkemizi geleceğe hazırlıyor. Sürdürülebilirlik vizyonuyla gelecek nesillere bırakacağı mirası, insana saygılı, çevreyle dost şekilde her gün daha da büyütüyor. Otokar, kurulduğu günden bu yana tasarımdan itibaren her işe tutkusunu katarak başlıyor, tecrübesini her aşamada yansıtıyor ve daima en üst seviyede müşteri memnuniyetini hedefliyor. Otokar, tüm paydaşlarıyla birlikte geleceğe emin adımlarla ilerliyor.
Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Biz Burak Çevrim ve Feride Berra Köseoğlu, gün boyunca sunucu olarak sizlere eşlik ediyor olacağız. Ülkemizdeki yerli ve milli projeleri tanıtmak, milli bağımsızlık ilkesinden hareketle ülkemizi daha ileriye taşıma yolunda atılan adımları ilk ağızdan öğrenmek, ülkemizde yapılanların ve yapılabilecek olanların farkındalığını yaratmak amacıyla ortaya koyduğumuz Enerjide Milli Güç etkinliğimiz, bugün otomotiv ve girişimcilik oturumlarıyla birbirinden değerli konuklarımız eşliğinde devam ediyor. Bugünün ilk oturumunda otomotiv ve savunma sanayinde fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleriyle yer alan %100 Türk sermayeli global bir şirket olan ana sponsorumuz Otokar'dan Ticari Araçlar Mühendislik Grup Direktörü Sayın Erdal Usta bizlerle birlikte olacak. Lafı fazla uzatmadan sözü moderatörlerimiz eşliğinde konuğumuza bırakıyor. Enerji Milli Güç'ün 3. gününün siz için keyifli ve verimli geçmesini umuyorum. Ticari Araçlar Mühendislik Grup Direktörü Sayın Erdal Usta bizlerle. Sözü kendilerine bırakıyorum. Teşekkürler. Merhabalar Erdal Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş Merhabalar. bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz Bizler biz de de. iyiyiz. Teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz. Ben hemen ilk başta tekrardan hatırlatmamı yapayım. Sunum boyunca sorularınızı sağda gördüğünüz chat kısmından Erdal Bey'e sorabilirsiniz. Biz de sunum sonunda elimizden geldiğince iletmeye çalışacağız. Hazırsanız isterseniz sunuma geçebiliriz. Tabii başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle teşekkürler sayın hocalarım, öğrenci arkadaşlarım ve online katılan tüm değerli misafirler. Hepinize merhaba. Öncelikle herkesin sağlıklı ve güzel bir hafta geçirmesini dilerim. Haftaya böyle önemli ve çok kıymetli konuşmacıların olduğu bir etkinliğe katılarak başlamak benim için hem çok keyifli hem de günün açılış konuşmasını yapacak olmak ayrıca bir onur ve heyecan. O nedenle de bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Rejide, sunumda, site tasarımında, planlamada bu güzel organizasyonu tasarlayan tüm ekibe çok teşekkür ederim. Gerçekten harika bir iş çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Tebrikler. Pandemi öncesinde Kasım 2019'da İTÜ IEEE Kulübü ile Otokar'da çok faydalı ve keyifli bir teknik gezi yapmıştık.
Bu gezimizdeki elektrikli araçlarımızı yerinde incelemiştik. Fabrika içinde ve test pistinde elektrikli araçlarımızı deneme fırsatı bulmuştuk. Ben o gün hediye edilen IEEE bilekliğimi de bugün taktım. Umarım bugünkü sunumumuz da sizler için iyi geçer ve faydalı olur. Lütfen sunum sırasında aklınıza gelen ve özellikle merak ettiğiniz sorular olursa bizlere yazın. Aralarda ve sunum sırasında cevaplamaya çalışacağım. Ben çok kısa kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Erdal Usta, makine mühendisiyim arkadaşlar. 2005 yılında yeni mezun bir mühendis olarak Otokar'da işe başladım. 15 yılı aşkın bu sürede birçok farklı görevde bulundum. Vizyonu çok geniş, harika yöneticilerle ve harika takım arkadaşlarıyla çalıştım. Bir yandan eğitimlerime ve kişisel gelişimime devam ettim. Finans ve otomotiv konusunda 2 yüksek lisans yaptım. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu otomotiv yüksek lisansım kariyerimde benim için bir dönüm noktasıydı. İş hayatında karşıma çıkan birçok spesifik otomotivle ilgili teknik konulara dair yorumlar yapmak, mühendislik hesaplarıyla bunlara çözümler bulabilmek ne kadar önemli bunu görmüş oldum. İş dışında spor yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Zihnimi ve bedenimi sporla dengeliyorum. Otokar Bisiklet Kulübü'ne üyeyim. Birlikte zorlukları aştığımız arkadaşlarımla bu zorlu yokuşları da tırmanıyoruz. Düzlüklerin keyfini çıkarıyoruz, çok güzel sohbetler ediyoruz. 2020 yılının Strava özetini de bir paylaşmak istedim sizlerle. 2020 yılında 25 bin metre tırmanmışım arkadaşlar ve 2681 kilometre yol yapmışım. Hedefim 2021'de bunu arttırmak, 3000'in üzerine çıkmak. Otokar birçok konuda ilklerin şirketi arkadaşlar. 2005 yılında ilk başladığım günden bugüne hep bir gelişim içinde oldu Otokar. Ve bir süre sonra da kendi ekibimi kurma şansım oldu. Müthiş bir takım olduk. Birçok şirketin 10 yıllar boyu gerçekleştirmek istediği çalışmaları çok kısa sürede tamamlama şansımız oldu. Dün Otokar Askeri Araçlar sunumunda mühendislik grup direktörümüz Akif Bey'in de bahsettiği aslında mühendislik piyangosu bana da isabet etti, ekibime de isabet etti. Ekibimle birlikte Altay'a muharebe tankının geliştirilmesi esnasında çok önemli görevler aldık. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ve TÜBİTAK'ın desteğiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük ve kapsamlı otomotiv test merkezlerinden birini kurduk. Teknolojik olarak bu gücü saklamadık arkadaşlar. Burada bazı başlıkları görebilirsiniz. Örneğin Türkiye'nin ilk hızlandırılmış ömür yol simülatörü, balistik laboratuvarı, çarpışma test mankenleri, klimatik oda ve dinamometresi, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en kapsamlı elektromanyetik uyumluluk laboratuvarı, kule stabilizasyon simülatörü gibi ve tank test pisti gibi birçok altyapının devreye alınmasında görev aldık. Ve dediğim gibi bu teknolojik gücü kesinlikle saklamadık. Özellikle savunma sanayinde ve ticari alanda faaliyet gösteren güzide rakiplerimize de bu merkezde testler yaptık, hizmet verdik. Ben hep söylüyorum, bilgi güçtür. Test etmezseniz ne tasarladığınızı bilemezsiniz ve bilgiye ulaşamazsınız. Özellikle test ve analiz konusu da Ar-Ge mühendislerinin yakıtı. Yani eğer bu yakıt biterse araştırma ve geliştirmede ileriye gidilemiyor arkadaşlar. Otokar'da tüm bu yakıtın, bu laboratuvarların, bu altyapıların olduğunu, imkanların geniş olduğunu burada bu gelişim tarihçesinde görebilirsiniz. Yine bu süre zarfında, 2021'e kadar olan bu süre zarfında birçok makale, birçok patente imza atma şansım oldu. Şimdi de ticari araçlarımızın teknolojilerini ve yeni nesil versiyonlarını geliştirmek üzere yine müthiş bir ekiple çalışmalar yürütüyorum. Bakacak olursak arkadaşlar, Otokar'ın tarihçesinde de yine birçok ilkleri göreceğiz. 1963 yılında kurulan şirketimiz Türkiye'nin ilk şehirler arası otobüsünü 1970'li yıllarda, ilk 4x4 taktik tekerlekli araç üretimli Land Rover lisansıyla 1980'lerde, yine 1970 yılında Koç topluluğuna katılımı görüyoruz burada arkadaşlar. Şirketimiz Koç topluluğunun otomotiv grubundaki şirketlerinden bir tanesi. 90'lı yıllarda zırhlı araçları görüyoruz. 2000'li yıllarda Altay tankının gelişimini görüyoruz ve 2010'lu yıllarda da
daha çok şehir içi top taşımacılığındaki bu dönüşümün izlerini görüyoruz. Küçük otobüslerden büyük otobüslere geçiş, elektrikli ve hibrit alternatif yakıtlı araçlara geçişi görüyoruz. Fabrikamız Sakarya'da 552 bin metrekarelik bir alanda 2547 çalışanla faaliyet gösteriyor arkadaşlar. Birçok kalite yönetim sertifikamız ve güvenlik doğrulama protokolümüz var. Ürün ailemize baktığımızda ticari araçları ve askeri araçları görüyoruz. Bir denge var burada. Özellikle toplu taşıma araçlarında küçük ve büyük otobüsler, şehirler arası ve şehir içi toplu taşıma araçları, yük taşıma araçları tarafında da yine hafif kamyonda otokar Atlas markamızı görüyoruz. Dün savunma sanayi tarafı ile ilgili askeri araçlarımızı çok detaylı tanıtmıştı Serkan Bey. Ben o yüzden bugün bundan çok bahsetmeyeceğim. Global dünyada daha çok ticari tarafa bakacak olursak 5 kıtada 60'tan fazla ülkede otokar markalı araçların kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Özellikle otokar Avrupa Fransa, otokar Avrupa Romanya, otokar Central Asia Kazakistan'da ve otokar Lens Birleşik Arap Emirlikleri'nde şirketlerimiz var. 4 farklı noktada merkezi ofisimiz var arkadaşlar. Ve 300'e yakın noktaya da yayılmış satış ve servis ağımız bulunmakta. Aslında otokarı global dünyada güçlü kılan özelliklerinden bir tanesi de bu güçlü servis ağı ve kullanıcılarına daha yakın olmak, beklentilerine ve ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek üzere kurduğu bu şirketler. Fransa'da 2011 yılında Otokar Europe şirketini kurduk arkadaşlar ve Avrupa pazarını, hedef Avrupa pazarında daha güçlü bir yerleşim sağladık. Yine ticari araçlar satış sonrası hizmet noktalarımıza da baktığımızda hedef ticari araçlar pazarımızda 19 ülkede 100'ün üzerinde servis noktamız olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Yurt içinde ticari araçlara baktığımızda da 12 yıldır üst üste pazar lideri oluyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten önemli. Tabii pazar lideri olmak önümüzdeki sene için daha birçok çalışmayı da yoğun bir şekilde yapmayı gerektiriyor. İnşallah önümüzdeki sene de istatistiklerimiz iyi olur ve bu unvanı sürdürürüz. Milli enerjide de dönüşümde ilklerin firması Otokar. 2007 yılında Türkiye'nin ilk hibrit otobüsünü, 2009 yılında Türkiye'nin ilk doğalgazlı orta boy otobüsünü, ardından Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsünü 2012'de ve 2019'da da Akrep Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracını tasarladık arkadaşlar. Bugün enerjide milli güç temasında özellikle ben en önemli konunun sürdürülebilirlik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir hatırlayacak olursak Paris'te 2015 yılında dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadelesinde ortak hareket edeceklerini açıklamışlardı. Bu enerji de çok önemli bir değişime aslında işaret ediyordu. Bir yandan da bu küresel iklim krizi içinde bir umut ışığı yanmıştı. Ancak Trump'ın bu Kyoto protokolünden çekilme kararı ile birlikte bu biraz sekteye uğradı, bir hayal kırıklığı oldu. Sonrasında ise birkaç aydır bu karamsar hava hızla değişiyor arkadaşlar. Özellikle Çin, Japonya ve Güney Kore 2050 ve 2060 yıllarında karbon nötr olacaklarını, yani net sıfır emisyon seviyesine geleceklerini ilan ettiler. Bu küresel emisyonun %25'ini üreten Çin'in bu taahhüdünün aslında küresel iklim politikası açısından da dönüştürücü bir etki yapacağını düşünüyorum. Yine 12 Aralık'ta gerçekleştirilen bir Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde, iklim zirvesinde yine odakta bu ülkelerin emisyon azaltma hedefleri vardı. Biz de Koç Holding olarak 2050 yılında net sıfır karbon hedefinin desteklenmesini içeren bu ortak bildiriye imza attık arkadaşlar. Bu çerçevede karbon ayak izimizin azaltılmasına yönelik çalışmalara başladık. Tabii burada gururla ifade etmek istiyorum ki Arçelik bu yıl karbon nötr seviyesine ulaştı yine topluluğumuz şirketlerinden. Ayrıca diğer bir gurur verici gelişme Ford Otosan'da yaşandı. Ford kamyon birimi Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ile ortak bir bildiriye imza attı ve kamyon tarafında 2040 yılına kadar sıfır emisyon hedefini sağlayacağını açıkladı. Tüm bu olumlu gelişmelerin aslında öncüsü bu şu anda ekranda da gördüğünüz Avrupa Birliği'nin geçen yılın sonunda Yeşil Mutabakat, Green Deal adı altında
2050 yılına kadar sera gazları emisyonlarının sıfırlanmasını hedefleyen bu karbon nötr anlaşmayı duyurmuş olması. Avrupa Birliği iklim değişikliğini aslında mücadelesinin merkezine koydu arkadaşlar. Ve üye devletlerin bu dönüşümü rekabette üstünlük kazanacak şekilde, işte dijital dönüşümlerini sağlayacak, istihdamı arttıracak bir ekonomik büyüme modeline çevirecek şekilde tartışmaya, görüşmeye başladı. Bu konuda biz de Otokar'da çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Birazdan sizlere bu çalışmalardan bahsedeceğim. Yine bakıldığında bu doğrultuda Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde oluşturulan bir CEO Eylem Grubu'na Koç Holding CEO'muz Sayın Levent Çakıroğlu da dahil oldu ve konuşmalar yaptı Davos Ekonomik Zirvesi'nde. Burada Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerdeki şirketlerin de fonlama mekanizmalarından yararlanması ve bu şirketlerin değerlendirmesinde sürdürülebilirlik performansının dikkate alınmasını önerdi. Yani sadece Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler için değil, Avrupa Birliği üyesi olmayan ama Avrupa ile ticareti çok fazla olan ülkeler için de bu anlaşmada fonlama mekanizmalarından yararlanılması gerektiğine vurgu yaptı. Bu her iki önerisi de Levent Bey'in bu Dünya Ekonomik Forum'un ortak bildirisine dahil edildi. Aslında bakıldığında Avrupa Birliği ülkelerinin ithal ettikleri ürünlerin içindeki bu karbon emisyonunu azaltmak istiyor ve buna bir vergi tabi etmek istiyor. Bu çok henüz daha tam bilinmeyen, henüz daha kuralları tam net konmamış bir anlaşma. Ancak üreticiler ürettiği ürünün bünyesine giren bu bileşenlerin karbon ayak izini azaltmak için bu konuda en cazip tedarikçilere yönelmek zorunda kalacak. Bununla ilgili çalışmalar yapmak zorunda kalacak. Önümüzdeki günlerde özellikle yenilenebilir enerjiye daha çok yatırım yapılacağını öngörüyoruz arkadaşlar. Tabii Koç topluluğu olarak buna somut bir katkı sunacağımızı taahhüt ettik. Burada somut katkılara örnek olarak geçtiğimiz aylarda 20 milyar TL'lik bir yatırımla Ford Otosan elektrikli araç, hafif ticarette Transit'in elektrikli araç üretimini ve bataryasının montajını yeni bir fabrika kurarak yapacağını duyurdu. Burada bataryasını da yine geliştirecek ve belirli bir süre sonra bunu in-house yapabilir hale gelecek. Tabii neden bu dönüşüm, neden Green Deal, neden bu anlaşmalar diye baktığımızda da aslında tükenen kaynaklar, kirlilik ve sağlık sorunlarını görüyoruz arkadaşlar. Özellikle çevreye yayılan bu zehirli gazların büyük oranda karayolu taşımacılığından kaynaklandığını görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün limitlerine göre şehirlerde yaşayan insanların %80'den fazlasının hava kirliliği riski altında olduğunu görüyoruz. Tabii Avrupa'da yine Avrupa'da yine hava kirliliğine bağlı olarak her yıl birçok ölümün olduğunu görüyoruz. Peki çözüm ne arkadaşlar? Çözüm sıfır emisyon araçlar. Bakıldığında şu anda petrol bazlı yakıtların günümüzde %70 oranında kullanıldığını ve elektrikli araçların %5 oranda olduğunu görüyoruz. Bunun 2030'lu yıllarda petrol bazlının %35'e azalacağını ve elektrikli araçlarında bir o kadar aynı payla %32,5'lara artacağını görüyoruz arkadaşlar. Düşük ve sıfır emisyonlu araçlar önümüzdeki yılların odağında olacak. Bu benim çok beğendiğim bir slide. Bunu Frost & Sullivan 2018 Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı'nda sunmuştu. Burada aslında mainstream binek araç üreticilerinin mevcut platformlarının ve gelecekteki stratejilerinin bir özetini görüyoruz. Mesela Tesla şu anda %100 elektrikliyle üretimini yaparken gelecekte de sadece %100 elektrikliyle devam edeceğini görüyoruz ve bunun motorunu in-house geliştirdiğini, geliştirebileceğini ve off the shelf alabileceğini görüyoruz. Bataryasını ise joint venture, yani işte Panasonic'le birlikte in-house yapabileceğini görüyoruz. Aslında buradaki IH in-house, JV joint venture, OC'yi de off the shelf olarak düşünebilirsiniz. Diğer araç üreticilerine baktığımızda mesela Jaguar, Land Rover grubu, BMW, Mercedes grubu ya da Volkswagen grubuna baktığımızda onların daha çok şu anda
konvansiyonel petrol bazlı araçlarının olduğunu, %100 oranında petrol bazlı araçlarının olduğunu, ancak gelecekte burada MEP denilen, yani multi enerji platformlar, elektrikli ve hibrit araçların oranının artacağını görüyoruz. Ve koyu olanlar da elektrikli araçlar arkadaşlar. Yani Volkswagen gelecekte %90 elektrikli, %10 multi enerji hibrit araçlar yapacak gibi görünüyor. Ve bunun motorunu in-house olarak geliştirecek, bataryasını ise off the shelf, burada işte birkaç marka paylaşmak istedim. LG ya da Samsung ya da CATL gibi Çinli ve Koreli tedarikçilerden off the shelf alacak gibi görünüyor. Peki bu yeni iş modellerinde bu değişime bakıldığında performans yönüyle nasıl bu araçlar diye incelediğimizde de TCO denilen, yani Total Cost of Ownership başlığında ürünün toplam ömür döngüsünde sahip olma maliyetinin daha düşük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun da sebebi özellikle enerji maliyetlerinin düşük olması, petrol bazlıya göre elektrik maliyetlerinin düşük olması ve ömür döngüsünde sizin aracınızı şarj etmek için harcayacağınız elektrik sarfiyatınızın bir dizel araçla karşılaştırıldığında, petrol bazlı araçla karşılaştırıldığında daha düşük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda ürünün tabii sessiz olduğunu, çevreye karşı ne kadar sıfır emisyon faydalı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Peki ticari araçlarda nasıl bir trend var? Ticari araçlarda 2030 yılında satılacak otobüslerin yüzdesel dağılımına baktığımızda %68'in elektrikli olduğunu görüyoruz. Bizim de birçok aracımızın hizmet verdiği Transdev filosunun da şu anda 2020 verileri 930 araç, 2024 yılında 1500 araca çıkacağını görüyoruz ve elektrikli araç sayısının giderek artacağını görebiliyoruz. Peki biz ne yaptık arkadaşlar bu trende ve bu dönüşüme katkı sağlamak için? Elektrikli kent aracımızı tasarladık. Bu %100 elektrikli kent aracımız bir elektrik motoru, piller ve rejeneratif frenleme sistemine sahip. Birazdan size bunların detaylarından bahsedeceğim. Aracımız hızlı veyahut da yavaş şarj edilebiliyor. Yine belediyelerimizin ihtiyacı olan veyahut da kullanıcılarımızın ihtiyacı olan uzun menzillerde yüksek kapasiteli pil yüklemesi yapılabiliyor. Güçlü bir elektrik motorumuz var. Bakıldığında elektrikli araçları şöyle çok kısa tariflemek gerekirse, elektrikli araçların çok önemli iki komponenti var arkadaşlar. Biri bataryaları ve batarya yönetim sistemi, diğeri ise elektrik motoru. Diğerleri de yardımcı sistemler olarak 3 sınıfa ayrılabilir. Bataryalar gelen enerjiyi batarya yönetim sistemiyle, eğer talep varsa, elektrik motoruna aktarıyor ve elektrik motoru tekerleklere bu enerjiyi aktarıyor arkadaşlar. Tabii frenleme anında oluşan bu rejeneratif frenleme etkisi bataryaların şarj edilmesine katkı sağlıyor. Yani araç her yavaşladığında aynı zamanda bataryasını da şarj edebiliyor ve böylece daha uzun bir menzil sunabiliyor. Az önceki videoda bir merkezi motorlu bir elektrikli aracı gördük. Bir de aynı zamanda kendi Poyra göbeğinde elektrik motoru olan araçlar var. Bunlar şu anda bir örneğini görüyorsunuz. Örneğin bakın, elektrik motorları standart bir aks çıktı. Yerine Poyra göbeğinde bir elektrik motoru olan aks geldi. Bu sistemler de şu anda çok yaygın kullanılıyor. Bunun avantajları ve dezavantajları var. Özellikle bu gördüğünüz iç hacim yönüyle, kullanım ferahlığı yönüyle iç alanda ciddi bir fayda, katkı sağlıyor. Tabii bir yandan dezavantajları da var. Biraz daha pahalı. Aynı zamanda performans olarak da ısınma problemleri nedeniyle bir miktar daha verimsiz. Hücre teknolojilerine, batarya teknolojilerine baktığımızda da 3 tip hücreyi görüyoruz arkadaşlar. Bunlar pouch tipi, torba tipi, prizmatik ve silindirik tipler.
Tesla mesela silindirik tipleri kullanıyor arkadaşlar. Biz otobüslerimizde, modüllerimizde prizmatik hücreleri kullanıyoruz. Bakıldığında 3 tip batarya lityum iyon malzemesi var diyelim. Bunlar LFP, NMC ve LTO. Tabii yeni çeşitleri de şu anda otomotiv sektöründe giriş yapmaya başladı. Burada mesela bir NMC pili görüyoruz. Bunlar birim hücrelerden modüllere, bu modüller batarya paketine dönüşüyor ve aracın batarya sistemini oluşturuyor arkadaşlar. Aslında araçlarımızda, Tesla'da, otobüslerde ve binek araçlarda bu gördüğünüz batarya sistemleri, batarya paketleri bulunuyor arkadaşlar. Tabii sadece tek başına batarya sistemi yeterli değil. Bu bataryanın içindeki bu hücreleri yöneten bir elektronik kontrolcüye de ihtiyaç var. Bunlar bataryanın sıcaklığını, akım durumunu, voltaj durumunu ve sağlığını takip ediyor. Ve bir yandan hesaplamalar yaparak hücrelerde şarj ve deşarj anında dengeleme yapıyor ve kontrol ediyor aslında bataryaları. Bu bataryalar pantograf tipi veyahut da işte plug-in slow şarj dediğimiz sistemlerle şarj edilebiliyor. Hızlı şarj dediğimiz zaman gün içinde belirli sürelerde veyahut da işte saniyeler bazında durakta durduğunda şarj etmek gibi düşünebilirsiniz. Yavaş şarjda gece boyunca şarj edilip sabah tekrar tüm şarjıyla tekrar kullanıma sunulması olarak düşünebilirsiniz. Tabii bu piller 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ne olacak diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada kullanılan bataryalar, elektrikli araçlarda kullanılan bataryalar birkaç farklı noktada değerlendirilmek üzere birçok şu anda proje yapılıyor. Özellikle enerjilerin evlerde depolanması, özellikle güneş enerji santrallerinde depolanması ve bunların bu ömrü azalan pillerle bu depolamanın yapılması projeleri var. Geri dönüşüm fabrikaları kuruluyor. Birçok şirket şu anda geri dönüşüm üzerine çalışıyor. Bu bataryaları tekrar yeniden kullanabilmekle ilgili. Tabii bir kısım bataryanın da imha edilmesi gerekecek. Şu anda birçok bununla ilgili de tesis Avrupa'da kurulmakta. Yani bakıldığında elektrikli araçların sağlıklı bir topluma, sürdürülebilir şehirlere, düşük işletme maliyetine ve düşük bakım maliyetine faydaları var arkadaşlar. Tabii aynı zamanda elektrikli araçlar otonom otobüslerin de bazını teşkil ediyor. Geçtiğimiz aylarda biz de elektrikli olmayan, dizel olan bir aracımızın sürücüsüz otonom versiyonunu testlerini tamamladık. Bununla ilgili de şimdi ben size çok kısa bir video paylaşmak istiyorum. Bu testlerde neler yaptık, bu çalışmalar nelerdi? Şöyle sizlere kısaca özetleyelim. Yani yayaya yol veren, yolcuyu algılayan sürücüsüz bu otobüsler nasıl çalışıyor? Şöyle bir videosunu izleyelim arkadaşlar.
Evet, sanırım şimdi otonom aracın videosunu da izleyeceğiz. Diğer videomuzu da lütfen yayınlayalım. Kent Elektra'yı az önce izledik. Evet, videomuzu da izledik arkadaşlar. Bu otonom araç çalışması da yine bizim çok heyecan duyduğumuz ve bunu şirket içerisinde geliştirmek üzere ekiplerimizle bu çalışmaları yürüttüğümüz faaliyetlerdi. Burada da başarıyla geçmiş olmak bizi gerçekten çok sevindirdi. Tabii bunun birçok aşaması olacak. Biz şu anda ikinci fazını gerçekleştirmiş durumdayız. Bu ikinci faz bir trafiğe kapalı alanda, sınırları belli, haritası daha önceden taranmış ve yüklenmiş olan bir alanda kendi kararlarını kendisi veren, tabii karşısına bir yolcu olduğunda bunu algılayan ve ona yol veren, kendi kararlarını kendisi veren bir otobüs kontrolcüsü tasarımıydı. Bunu başarıyla tamamladık. Bir sonraki aşamada da daha trafiğin olduğu, daha fazla araçla beraber etkileşimde olduğu bir versiyonunu da şu anda arkadaşlarımız geliştirmeye devam ediyorlar. Yani bakıldığında arkadaşlar kentlerin geleceği ve geleceğin kentleri dediğimiz zaman alternatif yakıtlı araçlarımızı görüyoruz. Alternatif yakıtlı araçlarımızda fuel cell, mild hybrid, elektrikli ve CNG olarak görüyoruz. Kentlerimizin geleceğinin bu araçlar olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili de önümüzdeki yıllarda daha fazla çalışmalar yürüteceğiz ve bu araçlarımız daha çok sizler de trafikte görüyor olacaksınız. Bu slaydımızda da aslında sizlere seslenmek istiyorum arkadaşlar. Gücümüze gençliğinizi katın, birlikte bu tasarımlarımızı yapalım. Ekibimizde hem deneyimiyle çok kıymetli, hem de enerjisiyle yine çok kıymetli arkadaşlarımız var. Sizlerle de birlikte yeni dönemde özellikle elektrikli, alternatif yakıtlı araçlarda çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Bize bu aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Instagram adresimizden, kariyer.net'ten, otokariyer'den, LinkedIn'den bizlere ulaşabilir, başvurularınızı yapabilirsiniz arkadaşlar.
Aslında bu slaydı özellikle paylaşmak istedim. Otokar, sizler mezun olacaksınız, geleceksiniz ama aslında bir okul gibi burada sizlerin kariyeri ve gelişimi, kariyer yolunda gelişimini desteklemeye devam ediyoruz Otokar'ın okulunda. Bunlar devam ediyor olacak. Özellikle uzun dönem staj programlarıyla başlayan bu eğitim ve gelişim dönemi daha sonra çok nitelikli Harvard Business School, MIT, Columbia Business School gibi çok faydalı eğitimlerle taçlanıyor ve kariyer gelişiminizde eğitiminizi sürdürmeye devam edebiliyorsunuz Otokar'da. Tabii pandemi bize şunu gösterdi arkadaşlar, pandemiden de biraz bahsedip güvenli otobüsümüzden de çok kısa sizlere bahsetmek istiyorum. Problemlerin çözümünde bilimin vazgeçilmez olduğunu gördük. Yani en güvenilir kaynak aslında burada bilim. Bu zor dönemde paylaşmanın, dayanışmanın en güzel örneklerini gördük. Ama her şeye rağmen de umudumuzu kaybetmememiz gerektiğinin farkına vardık. Biz de bu dönemde COVID-19 tehdidine karşı faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ettik. Arkadaşlarımız pandemi döneminde de geldiler ve bu gördüğünüz, şu anda ekranda gördüğünüz güvenli otobüsü tasarladılar. Eğer videosu hazırsa bu güvenli otobüsümüzün de ben videosunu göstermek isterim sizlere. Aracımızda 4 farklı teknoloji barındırıyor güvenli otobüsümüz ve yolcusunu ve sürücüsünü COVID-19 tehdidine karşı koruyan özel sistemlerle donatılmış durumda. Evet, lütfen videomuzu gösterelim. Evet, videomuzu da izledik. Ben umudumuzu daima koruyalım demek istiyorum ve hep birlikte iyileşeceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi sorularınızı cevaplamak isterim. Biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok bilgi dolu, verimli bir oturumu gerçekleştirdik. Çokça da soru geldi. Biz olabildiğince çok soruyu vaktimiz yettiği sürece sormak isterim. Hemen ilk soruyla başlıyorum. Siz sunumunuzda da bahsettiniz. Elektrikli araç ve diğer araçlar için bazı testleri Otokar'ın yaptığından. Ama şu merak edilmiş. Bu testlerin hepsi araçlar üretildikten sonra ne gibi testlerden geçiyor? Ve bu testlerin hepsi Otokar bünyesinde mi gerçekleşiyor yoksa başka firma ortaklarınız var mı diye bir soru gelmiş.
Peki ben çok hızlı cevaplayayım. Şöyle ki aslında otokarda her şey all in one gibi düşünebilirsiniz. Yani her şey bu sınırlar içerisinde hiçbir şeye ihtiyaç duymayacak şekilde teçhiz edilmiş durumda arkadaşlar. Elektromanyetik uyumluluk testlerinden iklimlendirme odalarına kadar, hızlandırılmış ömür testinden test pistine kadar tüm testleri biz burada yapabiliyoruz. Aslında şöyle düşünün, bizim özellikle ticari araçlarımızın trafiğe çıkabilmesi için belirli testlerden geçmesi gerekiyor. Tip onay testi deniyor bunlara, homologasyon testi deniyor. Tüm bu testleri biz fabrikamızda yapabilir durumdayız. Geliştirme döneminde de aslında yazı beklemeden yaz sıcağını simüle eden klimatik odamızda testler yapıyoruz. Kışı beklemeden kış soğuğunu eksi 40 derecelere kadar simüle edebildiğimiz klimatik odamızda bu testleri yapabiliyoruz. Elektromanyetik açıdan en yoğun, işte baz istasyonlarının en yoğun olduğu, ne bileyim uydu haberleşmesinin en yoğun olduğu bir havaalanını veyahut da işte bir yüksek gerilim hattının yanından geçen aracın etkilenme durumunu elektromanyetik uyumluluk laboratuvarında deniyoruz. Savaş ve barış durumunda elektrik elektronik kutularımızın, kartlarımızın nasıl davranacağının kontrollerini yapıyoruz. Yani aslında tüm testleri otokarda yapabiliyoruz. Ben sunumumda da söyledim. Test ve analiz araştırma geliştirme mühendisinin yakıtı arkadaşlar. Bu yakıt olmadığı zaman Ar-Ge yapamıyorsunuz. Yapıyormuş gibi yapıyorsunuz. Ama otokarda bu gerçekten yapılıyor. Teşekkür ederiz cevabınız için. Ben aslında şunu da sormak istiyorum. Bu da merak edilen konulardan birisi. Elektrikli araçların önemini ve aslında sektördeki sıfır emisyon hamlelerini gördük sunumunuzda da. Peki otokarın bu konudaki, enerji konusundaki stratejileri neler? Ve elektrikli otobüsler ne zaman içten yanmalı otobüslerin yerini tamamen alır? Bu konudaki düşünceleriniz neler? Teşekkürler. Şimdi strateji olarak az önce bir strateji sayfası göstermiştim. Tesla'nın, Volkswagen'ın, Mercedes'in strateji sayfalarını göstermiştim. Üç yaklaşım var. Bir, off the shelf, hazır ürünü alıp takabiliyorsunuz. Veyahut da bir ortaklık yapıyorsunuz. İki firma bunu ayrı ayrı geliştirmesi yerine iki firma birlikte ortak geliştiriyor ve maliyetleri paylaşıyor. Veyahut da tamamen kendiniz in-house olarak fabrika içerisinde, kendi bünyenizde geliştiriyorsunuz. Biz elektrikli araçlarda 2-3 faza böldük geliştirme sürecimizi. İlk fazda off the shelf ürünlerle başladık. Şu anda in-house olarak bazı komponentleri geliştirir duruma geldik. Önümüzdeki dönemde in-house'u daha yaygın kullanacağız ve batarya konusunda, özellikle pil konusunda biz de önemli adımlar atacağız. Bunların aslında amacı, bunu in-house yapmanın amacı katma değer yaratmak. Yani siz off the shelf aldığınız bir ürünü 100 birimlik bir ürün olarak düşünün. Eğer bunu kendiniz geliştirirseniz 70 birime, 60 birime mal edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu %40'lık kısım aslında çok önemli bir rekabet avantajı sağlıyor size. Dolayısıyla bizim de in-house geliştirmekle ilgili bazı komponentleri planlarımız var elektrikli araçlarla ilgili. Çok iyi gidiyor, çok iyi ilerliyor. Henüz daha ürünümüz, in-house ürünümüz şu anda çıkmadığı için bir şey söylemek istemiyorum ama yakında bununla ilgili de çok önemli haberler duyacaksınız. Çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Ben hemen vakit kaybetmeden bir sonraki merak edilen konuya geçiyorum. Sunumunuzda şu andaki elektrikli otobüsün menzilini 250 kilometre olarak görmüş arkadaşımız. Bunu arttırmaya yönelik, çünkü normal binek araçlarda şu anda biraz daha fazla menzili var. Otobüsün gerek ağırlığından dolayı menzil biraz daha düşüyor. Şöyle bir soru gelmiş. Elektrikli araçların gövde panellerinde yapılabilecek ağırlık azaltma çalışmalarından bahseder misiniz? Bataryaya, menzile ne gibi katkıları olur gibi bir soru gelmiş. Evet, bu çok güzel bir soru. Bunu soran arkadaşımıza da çok teşekkür ederim. Çok önemli bir noktaya bence dikkat çekiyor. Şimdi 250 kilometre belediyelerimizin, özellikle şehir içi toplu taşıma araçlarımızın hayli fazlasıyla rahatlıkla gündelik operasyonlarını sürdürebileceği bir kilometre. İşte sabah erken saatlerde çıkıp, yola çıkıp daha sonra akşam tamamladığında gündelik 250 kilometre bu ihtiyacı rahatlıkla karşılıyor. Ancak şehir içi toplu taşımacılığın dışında tabii şehirler arası toplu taşımada
yaygın olarak kullanılıyor. Burada bu menzili arttırmanın yollarından bir tanesi arkadaşımızın da söylediği bu ağırlık azaltma, gövde yapısallarında optimizasyon diyebiliriz. Bunun iki yolu var arkadaşlar. Bir tanesi topoloji optimizasyonu, yani var olan çelik yapıya daha güçlendirilmiş yüksek alaşımlı çelikler kullanmak, alüminyum kullanmak ve sadece yükün aktarıldığı kısımları aracın tasarımında tutarak yük almayan, yani ömrü boyunca düştüğü çukurlarda, tümseklerde, yollarda herhangi bir yük altında olmayan çelikleri hafifletme yöntemi. Yani bu birinci yol. Bu yapılıyor, yaygın olarak kullanılıyor. Biz de bunu şu anda uyguluyoruz. İkinci yol ise çelikleri azaltmak ve yerine karbon fiber katkılı taşıyıcılar ve karbon fiber katkılı malzemeler kullanmak. Bu da yine bizim yeni nesil, yeni gelecek nesil elektrikli araçlarda düşündüğümüz bir faz. Bununla ilgili de şu anda bu konunun uzmanı ekipler araştırıyoruz. Bu konuyla ilgili 2025 yılında, 2024 yılında bu araçları devreye alabilmek için bugünden tasarımını yapacak arkadaşlar arıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz cevabınız için. Aslında ben şunu da sormak istiyorum. Genel olarak toplu taşıma aracı üreten bir firma olarak Otokar'ın beklenenin aksine, yani bu geçtiğimiz yılda koronavirüsten dolayı aslında toplu taşıma kullanımının azalması ya da bu gibi sorunlar olmasına rağmen aslında Otokar'ın satışlarının arttığını görüyoruz yüzdesel olarak. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sırrınız ne bu konudaki ve bu kadar kısa sürede yeni bir otobüs geliştirerek Ar-Ge faaliyetlerinin bu kadar sistematik ilerlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Bu da çok güzel bir soru. Şöyle, bizim pandemi öncesinde kazanılmış birçok ihalemiz vardı ve ortaklarımızla, iş ortaklarımızla birlikte bu yeni nesil toplu taşıma araçlarını devreye alma planları yapmıştık. Dolayısıyla biz pandemi döneminde gerçekten çok çalıştık. Hatta sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde de cumartesi pazar arkadaşlarımız kimi durumda geldiler. Özellikle de elektrikli araçlar tarafında çok yoğun devreye alma çalışmaları yürüttük. Biz dediğim gibi arada bir faz olacak. Örneğin geçmişte kazanılmış bu ihalelerin ve yapılan anlaşmaların bir de bu küresel ekonomide bir herkesin çekingen olduğu bu pandemi döneminde daha az harcama yaptığı bir dönem var. Şu anda da belki o dönemi biraz hissedeceğiz. Gecikmeli olarak gelecek. Yani pandemide biz çok satış yaptık ama belki bu sene bu satış rakamları bu gecikmeden, faz farkından dolayı bir miktar etkilenebilir. Bilmiyorum tabii, bunu zaman gösterecek. Tabii bir yandan da belediyelerde artık bu dizel araçların, petrol bazlı araçların çok yaşlandığını görüyoruz. Özellikle büyük şehirlerde çok yoğun kullanılan bu araçların da değişim zamanları geldi. Yani bir yandan hem pandemi var, daha konservatif oluyor tüm ülkeler veyahut da belediyeler parayı harcama konusunda, ama bir yandan da toplum sağlığı için ve yine filoların yenilenerek hizmet sunmaya, kaliteli hizmet sunmaya devam edebilmek için yeni araçlarda satılıyor olması lazım. Bu iki denge bir arada şu anda bizim satışlarımızı etkilemedi. Hala çok yoğun bir şekilde seri üretim yapıyor durumdayız. Çok teşekkür ederiz yanıtlarınız için. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Bazı farklı bölümlerden arkadaşlarımız da şu anda izliyorlar. Malzeme mühendisliğinden, makine mühendisliğinden, elektrik elektronik mühendisliğinden arkadaşlarımız iş imkanlarını biz de Otokar'da çalışabilir miyiz gibisinden bir sorular sormuşlar. En son şöyle toparlayabiliriz. Büyük ihtimalle hani çoğu bölümden arkadaşlar çalışıyorsunuz zaten. Bununla beraber bir gençlere, geleceğin mühendislerine son bir önerinizi de alıp artık oturumumuzun sonuna gelelim. Sizin için de uygunsa. Teşekkürler, elbette. Şimdi arkadaşlarımızla elbette başvurularını yapsınlar. Birlikte ben çalışabileceğimizi düşünüyorum. Otokar sürekli büyüyen, kadrosuna yeni arkadaşlar katan ve işte az önce gördüğünüz yıllara sari bu değişimin, dönüşümün temel mimarlarından bir şirket, ilklerin firması.
Dolayısıyla ben bu ilkleri yine enerjisi bu çok yüksek olan arkadaşlarımızla başaracağımıza inanıyorum. Dediğim gibi içeride çok güçlü, çok konusunda uzman yetişmiş bir ekibimiz var. Bu genç arkadaşlarımızla enerjisini bu ekibe dahil ederek bence çok iyi bir sinerji oluşturacaklardır. Otokar'ın gelecekte de yeni mühendis alım planları gayet fazla, gayet yüksek. Özellikle de bu elektrikli araç dönüşümüne baktığımızda önümüzdeki dönemde bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği konusunda da daha çok arkadaşımızın ekibimize katılacağı kesin. Yani bunu bugünden söyleyebilirim. Tabii arkadaşlarımız ne yapsınlar? Bu süre zarfında mutlaka ama mutlaka bu yeni teknoloji trendlerini takip etsinler. Özellikle podcastlerle veyahut da işte makalelerle bilimsel araştırmaların yayınlandığı sitelerle kesinlikle araştırmalarına devam etsinler, trendleri takip etsinler. Bir yandan da özellikle elektrikli araçlar ve bu hidrojen yakıtlı araçlar tarafında kendilerine yeni şeyler katmaya çalışsınlar. Mesela diyorum ya hep in-house geliştirme, katma değer yaratma. Burada yazılım, kutu, kart ve işte elektrik elektronik mühendisliğinin önümüzdeki dönemde daha çok ihtiyaç duyulacağını da şimdiden söyleyebilirim. Bizim de bütün planlarımız bu yönde. Çok teşekkür ederiz değerli bilgiler ve verdiğiniz cevaplar için. Dilerseniz sözü sunucuya bırakayım ben. Oturumuz burada sonlanmış diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sunuğumuz Erdal Usta'ya paylaştığı değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Şimdi 10 dakikalık bir aramız olacak. Ardından Enerji Milli Güç kaldığı yerden devam edecek. Ürün sponsorlarımızdan Kombel İşbirliği'nde gerçekleştirdiğimiz çekilişimiz şu anda başladı. Ekranda gördüğünüz linkten Instagram adresimize ulaşabilir, çekilişimize katılabilirsiniz. Etkinliğimiz aranın ardından Karsan oturumuyla devam edecek.